pandemiden sonra çok daha büyük mücadeleler içerisine girdik. Hakikaten tüm hekim arkadaşlar canla başla yoğun bakımda, servislerde, nöbetlerde, polikliniklerde, acilde hakikaten çok büyük sayıda 70 bin civarında COVID-19 hastası yatırdık bugüne kadar. Yüz binlerce poliklinik yaptık. Dolayısıyla bu büyük yükü karşılamaya çalışan tüm saygıdeğer arkadaşlarıma, öğretim üyesi arkadaşlarım, uzman arkadaşlarım, asistan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum şimdiden. 2008 yılında ben bu Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ilk geldiğimde Sayın İsmail Tamer Vekilimiz başkim olarak burayı eğitim araştırma hastanesine dönüştürmüştü. O zaman bir ruhla kendisinin liderliğinde eğitime başladık. Asistanlarımız gelmeye başladı ve bugüne kadar da bir sürü asistan eğitimi verdik. Bugün yaklaşık 200 civarında asistan eğitimiyle, ekip eğitimiyle şehrimize ve ülkemize uzman hekim yetiştirmeye çalışıyoruz. Ancak tabii başta Büyükşehir Belediye Başkanımız İsmail Tamer Vekilimiz, Taner Yıldız Vekilimiz, Yususki Vekilimiz olmak üzere burada bir tıp fakültesi kurması için büyük çaba sarf ettiler. Sayın Valimiz ve İl Başkanımız bu konuda büyük destek oldu gerçekten. Sayın Müdürümüz keza öyle. Dolayısıyla bu kadar büyük imkanları bir tıp fakültesi süslemek, tıp fakültesi öğrencisi yetiştirmek, doktora yetiştirmek gibi bir hayale bizi kavuşturdular. Bu konuda da tabii ki Erciyes Üniversitesi'nin büyük fedakarlığı, Sayın Rektörümüz ve Sayın Dekanımız buradalar. Onlar büyük fedakarlık göstererek ilk 3 yıl temel tıp eğitimini Erciyes Üniversitemizde, bizim hepimizin mezun olduğu, bir üyesi olmaktan, mezun olmaktan gurur duyduğumuz tıp fakültesinden bu küçük çocuklarımızın, bizim yetişeceğimiz çocukların eğitimini üstlendiler. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dün güzelliği paylaşıyoruz. Bu şehrimize bir güzellik kazandırıyoruz. Bu şehrin her zaman olduğu gibi güzelliklerle anılmasını her zaman keyifle söylüyoruz. İşte o açıdan bu sene 62 tane de öğrenci alınıyor. Biz güzelliklerimizi paylaşarak, başkalarının reklamını yaparak değil, başkalarının aleyhinde konuşarak değil, kendimizi ifade ederek yol alırsak bu şehirde kazanır, bu şehirdeki insanlar da kazanır. Aidiyet duygusu dediğimiz, şehrimize sahip duygusunu yerleştirirsek çocuklarımız bu şehirde kalır, beyin göçü gelmez, aksine beyin göçü sağlarız. Aksi takdirde herhalde kaybedenler kategorisine gireriz. İnşallah bu şehrin hizmetkarları olarak bu şehrimizin güzel anılması adına nöroloji uzmanı bir doktor kardeşimiz, abimiz, büyüğümüz ne sayarsanız olarak böyle güzellikleri paylaşınca inanın keyif duyuyorum böyle. İyi ki varsınız, bizlere bu hizmet fırsatlarını veriyorsunuz. Çok kısa süre içerisinde bu tıp fakültesi çok sağlıklı bir şekilde ve sağlam temellere oturtularak ilimize kazandırıldı. Ben emeği geçen herkese tekrar buradan teşekkür ediyorum. Kayseri'miz üniversite öğrenimi açısından çok önemli bir şehir. Altyapısı, imkanları, sosyal imkanları birçok öğrencinin buraya gelmesi için bir neden, bir cazibe merkezi üniversite hayatı için. Şimdi Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulacak Kayseri Tıp Fakültemiz de ayrıca bir değer katıyor ilimize. Ve bunların Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi köklü bir fakültede de okuması hem onlar için çok büyük avantaj hem de yeni fakültemizin tercih edilebilirliği açısından da çok önemli.